Şu anda Somuncu Baba Külliyesi ve Türbesi'nin önündeyiz. Taç Kapı'nın önünde gerçekten burası muazzam bir yer. Burayı size güzel güzel anlatacağız. Ama öncelikle şunu anlatmak istiyoruz. Somuncu Baba kimdir? Gerçekten size daha önce Aksaray çekimlerinde Somuncu Baba'nın hikayesini az çok anlatmıştık. Şu anda Darende'deyiz, Taç Kapı'nın önünde. Hadi içeriye girelim ve Somuncu Baba'yı size güzel güzel anlatalım. Şu anda Somuncu Baba'nın türbesinin bulunduğu yere geldik. Peki Somuncu Baba kimdir? Onu da hocamızdan öğreneceğiz. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sizi tanıyalım. İsmim Resul Kesenceli. Araştırmacı, tarihçi, yazarım. Şu anda Hacı Naciye Ateş Okulları Genel Müdürü olarak görev yapmaktayım. Ne güzel hocam. Gerçekten maneviyatı çok yüksek bir yerdeyiz. Somuncu Baba Külliyesi'ne geldik. Bize Somuncu Baba kimdir? Son dönemini Darende'de yaşıyor ve kabri de buradadır. Biraz Somuncu Baba'nın hikayesini, hayatını bize anlatabilir misiniz? Tabii, teşekkür ediyorum. Somuncu Baba Hazretleri, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri olarak da bilinir. Kendisi Kayseri'nin Akçakaya köyünde 1331 tarihinde dünyaya teşrif eder. Ama babası Musa el Kayseri Horasan erenlerindendir ve Horasan'dan Kayseri Akçakaya'ya göç etmiş ve burada Somuncu Baba Hazretleri dünyaya teşrif etmiştir. İlk tahsilini babasından alır. Arkasından ilim tahsil etmek maksadıyla Anadolu'dan ayrılır ve Şam, Tebriz, Erdebil, Hoy şehri, Mekke, Medine olmak üzere tüm buralarda ilmini tahsil eder. Osmanlı Devleti'nin payitahtı Bursa'dır ve yolu Bursa'ya düşer ve Bursa'da ilk geldiğinde hiç kimse bilmez kendisini ve bir fırın yaptırır. Günümüzdeki Molla Fenari mahallesindedir fırını ve burada ekmekler pişirir ve pişirmiş olduğu ekmekleri insanlara dağıtmaya başlar. Hiçbir zaman satmamıştır. Hatta Bursa Kapalı Çarşı'da dağıtırken esnaflara somunlar, müminler diye dağıtır. O geldiğinde birden her şey bereketlenir, güzelleşir. Herkes onu beklemeye başlar. Ekmeğini alabilmek maksadıyla. Ve kendisine sorarlar, niçin ekmeğini böyle dağıtıyorsun? Somunlar, müminler niçin diyorsun? Somuncu Baba Hazretleri şu cevabı verecektir onlara. Güzel ve faydalı olan her şey Müslümanlara ait olsun diye Cenab-ı Allah'tan niyazda bulunuyorum der. Ama insanlar onun gerçek özelliğini görmezler. Kendisine Somuncu Baba ekmekçi koca derler. Somuncu Baba Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni yetiştirir. Hacı Bayram Veli Hazretleri Akşemseddin Hazretleri'ni yetiştirir ve İstanbul'un fethi Akşemseddin Hazretleri ile Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olur ki İstanbul'un fethinin gerçek manevi mimarı aslında Somuncu Baba Hazretleri'dir. Tabii ki şunu söylemek gerekir. Hazret burada bulunur, İslamiyet'i yayar. Osmanlılar çok saygı duyup özel ilgi gösterdikleri gibi bu bölgeye gelen Memlükler de özel ilgi gösterirler. Ve Memlükler de bu bölgede araziler verirler. Dulkadir oğulları gelir, onlar da özel ilgi gösterirler. Çünkü gönül dostu oldukları için, gönüle hitap ettikleri için çok kuşatıcı olarak bu bölgede yaşarlar. Tabii ki yıl 1412. Artık son zamanları yaklaşmıştır. Son zamanları yaklaşmış olduğu bu dönemde kendisinden sonra yerine Hacı Bayram Veli Hazretlerini bırakır. 1412 tarihinde ahirete irtihal eder. Osmanlı arşiv vesikalarında şu ibare geçer. Denir ki Somuncu Baba Hazretlerinin merkatı yani mezarı ile alakalı olarak defini haki ıtırnak olan Darende'de metfundur. Metfun ne demek? Defnedilmiştir demek. Defin
Haki ıtırnak ne demek? Çok güzel kokulu Darende toprağına defnedilmiştir. Somuncu Baba Hazretlerinin yanına da oğlu Halil Taybi Hazretleri defnedilir ve bu soydan gelenler günümüze kadar aynı hizmetleri, aynı güzelliğiyle devam ettirirler. Hatta Somuncu Baba Hazretlerinin şu beyitlerini hatırlarız. Bizim gülşendeki güller dururlar, taze solmazlar. Hazan olup dökülmezler, zemistanı bahar olmaz. Yani gülşen, gül bahçesindeki güller günümüze kadar devam eder ve her bir hizmeti bir gül yaprağı gibi tüm dünyanın değişik bölgelerinde bu hizmetleri sunmaya devam ederler. Şu anda da aynı güzellik ve misyonunu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Vakıf Başkanımız Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir. Teşekkürler, çok sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sevgili izleyenler, hiç müdahale etmemize gerek kalmadı. Hocam bir çırpıda bu güzel hikayeyi anlattı, hayat hikayesini. Çok teşekkür ederiz efendim. Yüreğinize, dilinize sağlık. Daha gezmeye devam edelim.